Şu an burada yaptığımız toplantı Bodrum Küçük Millet Meclisi'nin aylık olağan toplantısı. Türkiye'de yaklaşık 30 ilde çalışmalarını sürdüren Türkiye Küçük Millet Meclisleri Bodrum oluşumu 3. toplantısını Bodrum Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Her ayın ilk cuma günü periyodik olarak yaptığımız toplantılarda bir ülke genelini ilgilendiren genel bir konu, bir de yerel konu belirlenip bunun üzerine sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları, bireysel katılımcılar, sivil girişimler, bütün bunlar ve siyasi partilerin gözlemci olarak göndereceği temsilcilerin katılacağı, milletvekilleri ve belediye başkanlarının çağrılı olduğu bir toplantı. Kasım ayı toplantısında Gümüşlük eski belediye başkanı Mehmet Ülküm, mecliste görüşülmekte olan Büyükşehir Yasası ile ilgili bir sunum yaparak katılımcılara yasa taslağı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez de kapatılması düşünülen belediyelerden birinin başkanı olarak yeni yasanın sakıncalarına yönelik kaygılarını dile getirdi. Katılımcıların büyük çoğunluğu yasanın kamuoyundan gizlendiği, yeterince tartışılmadığı, bir oldu bittiye getirildiği konusunda görüş bildirdiler. Bugünkü toplantımızın gündeminde genel konu Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve yerel yönetimler. Yerel konuda bu çıkması beklenen Büyükşehir Yasası ile ilgili konuşulacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda da bir kısım konuşmacılar Avrupa Birliği'nin Türkiye için artık anlamını yitirdiğini, bizi kabul etmeyecek bir kuruluşa kendimizi zorla kabul ettirmeye çalışmanın doğru olmadığını savundular. Afişte gördüğünüz üzere mümkün olabildiğince ön yargılarından arınmış olarak biz insanları buraya bekliyoruz. Burada üçer dakikayla sınırlı olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşu, meslek odası temsilcileri görüşlerini açıklıyorlar bu konulara ilişkin. Toplantıya katılan çoğunluğun görüşü ise Avrupa Birliği'nin çifte standardı ve Türkiye'ye yönelik yanlı tavrına karşın Avrupa Birliği hedefinden vazgeçilmemesi gerektiğini, önemli olanın Avrupa Birliği'ne girmek değil, Avrupa Birliği kriterlerini yerleştirmek, evrensel değerlere uygun bir hukuk devleti olabilmenin koşullarını oluşturmak, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda anayasal değişikliklerin gerçekleşmesini sağlamak olmalıdır şeklinde ifade edildi. Varsa milletvekilleri, belediye başkanları kendi konularıyla ilgili notlarını alıp daha sonra onlar da görüşlerini bildiriyorlar. Biz de daha sonra buradan çıkacak bir ortak payda raporu hazırlayıp tutanak halinde bunu Türkiye'nin yaklaşık 30 ilinde yapılan toplantılarla birleştirip yine genel bir ortak payda raporu halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, mecliste grubu olan siyasi partilerin genel merkezlerine gönderip mümkün olabildiğince ülke ve yerel gündeme ilişkin kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce kendisi de Avrupa Birliği komisyonlarında görev yapmış olan Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu da konuşmasında Avrupa Birliği'nin mevcut durumumuzla bizi içlerine kabul etmesinin mümkün olmadığını ancak bizim Kopenhag kriterlerini savunmamız gerektiğini söyledi. Fikirleri tartıştırmak değil, polemik yaratmak değil. Yine bizim önemli sloganlarımızdan biri üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Öyle bir niyetimiz yok. Burada mümkün olabildiğince bütün görüşlere eşit uzaklıkta değil, eşit yakınlıkta olmaya çaba gösteriyoruz. Büyükşehir Yasası'nın henüz meclisten geçmediğini, hala yapılacak bazı şeyler olabileceğini, toplumun tepkilerini her koşulda dile getirmesi ve örgütlü bir tavır geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen konuşmacılar, Bodrum Küçük Millet Meclisi'nin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini, tüm sivil toplum kuruluşlarının bu anlamlı çabaya destek vermeleri gerektiğini ifade ettiler. Son oluyor. Bu bir anlamda. Bizim adına